cəmiyyətimiz siyasiləşir, hamımızın başı siyasi mübarizələrə qalxıb, amma faktik olaraq bu din adı ilə ölkəmizə soxulan bu misyonerlərin fəaliyyəti nəticəsində millət əldən gedir. Məsələn, mən faktlarla deyim sizə, lazım olsa o xanımlar bu zaldadır, durub danışacaqlar. Zapatala'nın, Zapatala'dan eğer Arif Bey buradadırsa o daha güzel bilir, Əliyabad kendi var. Əliyabad kendi, bilen Zapatala zonasında olanlar bilir, Gürcüden dönmediler onlar, Müslümandılar. Müslüman dinini neçə yüz illər önce kabul edilmiş adamlardır. Bunların həmin kent bugün 90% Hristiyanlaşıb. Ve bir məscidə, məni məscidə apardılar. Bir məsciddə 6 cür namaz qıldılar. Bizim Müsəlman məscidində. Bax, bütün bunlar, deməli, əgər özdə hamısı nə ilə bağlıdır? Cavanları çox cəlbilirlər oran. Ailələr dağılır. Məsələn, elə ailə var, o qadın mənə müraciət elədi ki, mənim ailəm sırf bu məsələ ilə bağlı dağıldı. Yoldaşım Hristiyan dinini qəbul elədi, mən onu qəbul edə bilmirəm. Eləmədim. Və bizim ailəmiz dağıldı. Bu, Azərbaycanda da baş verir. Bakının çox yaxın qulağının dibi Muntin qəsəbəsində. Xanım buradadır, indi gəldi, girdi. Əgər müsaadə etsəniz, o iki dəqiqəyənə fikrini deyərsizə, evlər yaradıblar. Deməli, nə evləridir? Çox gözəl, əhalimizin vəziyyətini bilirsiniz, iqtisadi durumunu. Böyük, hətta bir çay içməyə belə ehtiyac olan adamlar var. Cavanlar, xanımlar, xanımları dəvət edirlər ora. Dəvət edirlər ki, bizə buyurun, bir çay içəcəksiniz. Və belə evlər təşkil olunur. Həmin evlərdə xristiyan dini təbliğ olunur, baptizm təbliğ olunur, vəhabilik təbliğ olunur. Hamısı da belə xırda-xırda başlayır və bugün əgər biz məsələ qoyduq, deməli, iyul ayında Tümzalə xanım buradadır, orada faktlarla orduda olmuşdu. Əskərimizin əgər 4000-ə xristiyan dini qəbul edirsə, kim qarant verəcək ki, o əskəri xristiyan din qardaşı olan erməniyə güllatacaq? Bax, bu faktlardır, bunlar var. Bunlarsız deyil və biz bunu çox qəribədir. Azərbaycanda bu məsələnin qəzetlərdə, bugün Türkiyəni İzbulla, PKK-dan qutarmamış İzbulla olayı başına bir bələ olub. Mən nədən ehtiyat edirəm? Azərbaycanda ondan daha sürətlidir. Çünki bizim xalqımızın iqtisadi durumu Türkiyədən çox-çox aşağıdır. Əgər 10 ildən sonra nə bizim siyasi mübarizəmizə ehtiyac olacaq, nə indiki iqtidara ehtiyac olacaq, İzbullar gözəl bir Sadəcə olaraq siz görür bir şey diqqətlə baxdınız və dəhələrlə ona dedir. Mirzə Fətəli Axundovdan başlayıb, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə qədər qalxan düşüncə tərzimiz və milli şüurumuz onun baxışı ilə baxdı. O ənənəni itirməmək. Orada cəlidlər var. Sabirlər var, Üzeyirlər var. Yəni, Azərbaycan Türk, Anadolu Türk, Avropada deyək ki, nədir deyək ki, Türkiyədə Rıza Tofiqlər var, Tofiq Fikrətlər var, Namiq Kamallar var və gəlib Atatürkə qədər çıxan xəndi var. Bunlar nə cür baxımda? Bu türkçülər, bu İsmail Kasparalı, bu Əlilə Hüseynzadə, bu Əhməd Ağa oğlu, bunlar nə cür baxırdılar dinə? Haradan baxırdılar? Güntay onu bundan baxacaq. Bu bir xatı deyil. Qabül, elə soruq. Mən onun tərəfindəyim. Bəli, çox deyirlər ki, milli din, milli nə bilim İslam. Subutdur. Qanun. İslam'a öyle yerden bakarsan başka
kalp gösterersen ölü yerden bakarsan. İslam'a öyle yerden bakarsan ki bütün fanatizmi eleyip milletler insanların beynini yırtarsan, insanların hamısını eleyersen farz şovinisti ve cahil, 75 gün sine değer, dağ vurar, başın yarar, Müslüman'ı ölü diyorsun ki, ölü bulur, marifet olur, ağır olur, kabul bakıştır. Bəli, bu şərtdir, İslam'a bir Türk bakışı. Türk tefekkür tersini, Türk milli şuurla bakacak. Bunun bakışı ne? Söğürlüğü Arabistan'da oturup, kuma giren Arab'ın bakışı tamam başka bir şey. Bunun bakışını sen bakışını ne yapacak? Bu da diyor ki, gelin bunu özümüz hazırlıyor. Bu mesele bugün değil. Ben de bir defa davet, bir defa davet meselesi danışmışam, biz doğrudan değilim. Birden ele besleyersiniz ki ben Allah ile ben aşağılara ben geçmiş adamlarımızdan, adalarından ben istifade edeyim, katı yok. Bu meselede benden rahmeti Kud Mehmetov heftelerle başmış. Bana dedi ki sen dini bilirsen, dedim ha, danışırım, danıştım, danıştım, danıştım. Sen dedi ki dini tarihini bilirsen, özür bilirsen. Ben hiç bilmedim din tarihi nerede? Dinin özü ne şimdi baba? Dinin özünü harada bakacaksan, tarihini. Bu tarihini bilir. Ve sonra diyor ki sen dine hardan bakırsan diyor. Ha adam ona dini dinden bakarlar da diyor yoğun için. Çok dini dinden bakarlar. Ve sonra da biz örgüldü bütün dünya tarafına bakın azizler. Kitaplar var ne kadar deseniz. Din bir sistem. Elim bir sistem. Felsefe bir sistem. Dünyanın yüz cür bakışını dinin özünün yüz cür bakışını öyle. Hristiyan kimin dünyaya başka cür gözüne bakırlar. Müslüman kimin olanda başka cür bakırsan, konfisi olsan başka cür bakacaksan. Ne şey onun farkı yok, ne farkı yok. Kitaba konuşsun dedi. Bizim ise son 150 ilde Türk milli şuurunda dine bir bakış ya. Ben ne cür bakacağım? Buna yakınlaşır. Ben onu diyorum ama tabii ki. Ve ben sevinirim ki, dünen diye ki, Tebriz'de Türkçe danışmağı bacarmayan, bizde imkan verilmeyecek. Mariz olsun, danışsın. Güntay Bey genç bir kadın. Anadolu Türkçesinde de, Azerbaycan Türkçesinde de, lehçesinde de. Yani Anadolu ağzında da, Azerbaycan ağzında da. İstenir kadar güzel danışır. Ve bizim o klasiklerimizin diliyle danışırız. Görüyorsunuz o şeylerimiz. Çıkışın motivi özü. Mehmet Emin'in çıkışının motivi. O zaman ki, mesela, o kitapları, ben bunu tabii ki, böyle uğurlar arasındayım. Ve bu yöndür, mübahise edilsin. O ki kaldı intiharım o hissi. Bir şey ben farklı şeyler var, sizin bakımlarla başlayalım. Ama daha doğrusu. Güzel bir sert olan bir mesele var. Mongollar geldiler, bir taram taram yarattılar, ondan sonra sufilik başlar başladı. Tam sen. Mongollar ürünlükle hatalarına düştü. Ve bunlar kendine hatta sufilik başladı ki ürünlük doğruluyor. O mesela o klasik sufizmi yaşamıştı. Ondan sonra yaşayan sufizmi ikinci mehalesi. Mongollar mesleğine. Tatarlar, Türkler geldiler, bura bu Türkler getirdiler, bura biraz da şamanizmi attılar. Din içinde bir patlak verdiler. Ben sizinle cemiyet tezlerinden dirilmeye başladım. Ama başladı, Hristiyanlık mı yakışırdır, Müslümanlık mı yakışırdır, Şamanlık mı yakışırdır, bir azat fikirlilik yarandı. Bir Türk ruhu tezlerinden bir esine. Onlar gelende, Hülakçı gelende. Hülakçının kabak ordularına Orta Asya'dan yığılmış Ab koyunlu, kara koyunlu Oğuz tayfaları geldiler. Ve Oğuz ruhu geldi, sözde oturdu Anadolu'yla Azerbaycan'a. Çok büyük dersliyle. Ondan sonra şu poeziye bakın. O vaxta kadar Selçuklar hakimiyyətlerdiler, bütün dilimiz Fars dediler, poeziyamız. Gelenden sonra, Hülakçı gelenden sonra, Anadolu ve Azerbaycan ve Kafkas. Bütövlüyle o Axın geldi, oturdu Oğuz, Kalın Oğuz oyları. Bütün burada medeniyet değişti, dil üstünlüğü değişti, formalar değişti, tereçül değişti. Mesela bu onlar. O ki kaldı ezler Nesim'in meselesine. Çok gerçek. Doksun mesela istiyorsanız ben iki formatı, üçünde de çıkış edeyim. Hansı formatı istiyorsanız, siz Nesim'ini müdafiye edeyim, siz Nesim'in eleyhine karşı. Ben subut edebilirim. Subut edeyim ki Nesim'in
O sözü, zindik sözü yazan adam başa düz deyil. Çünkü bu adam yoruma başlar adam. Niye? Ben am hak. Hak mendel. Duyun hak. Hak Allah'ın adı. Sen haksın, sen Allah'sın. Sözleri şu. Benim sen bana ağzından değilse ki ben Allah'a. Estağfurullah. Buyur. Ne diyorsun? Zindik zindik de ver. Ağır mesele. Bu meselenin ne göre de? Biz bu meseleyi bahse eğriyende geldi asabileşme. Bu bin illerle gelip kazanını karşı eden bir lok. Ahyar ulumuddin. Yani bu taraftan nehek. Abbas ver. Karşı. Düz dersiniz ki o ifade edilmem açık. Türkiye'de belirli. Ulan ama burada ne var? Burada ne var? Ben değil. Ben böyle. Türkiye'de bir sıra alimler. Bir sıra alimler. Burada ne var? Sırf sünni tarikatını. Hanefi. Olmaz. Hanefiçidir. Bu kişi Hanefi'nin dedesinden yukarısı değil. Hiç gördü olmamışım, görmemişim. Üzgün istiyor. Bulamaz. Bu ben değil sorun. Bulamazsın sorun. Bu adam Hanefiçidir. Sen canşı neyse ne diyor ki Hanefi, Hanefi böyle imam var, ağzın düz değil. Tutar. Hakkı var mı? Var. İmam-ı Lezzet kimdi? Nehenç bir tarih. Nehenç bir tarih. Abu Hanife, Türk. Aslı Türk'ü diyebilir, Şufa yakınlığı ona Türk. Ama Ömer. Neyin esasını koyup? Fikh kimin? Fikhin esasında olan yani fikhin dayanacağı, fikhin oturacağı keramın asası bu. İslam felsefesi. Peşin koyuyor. Bu koyuyor. Birincisi bu koyuyor. Buna göre İmam-ı Azam değil. Herhalde büyük imam. Biraz okucuna. Tarihsinden çıkıyor, öter çıkıyor. Bu kimdi? Halife getirir, der ki bu şartları sen yazdın diye. Ben yazmışım. Deyip başka raporda sen olsan devletin. Dedim başka raporda. Hilafeti. Lehenç bir vakti de hilafet cürüldüğü daha. Tüm şerkler, Asya hilafetleri tüy tüy titriyor. Diyor ki bu var. Baş gazi. Gazi kuda. Sen bir olmuş. Büyücü olsun. Diyor ki ben kanunları yazıram. Ben kanunları Allah'ın kanunları üzerinde şerh edirem. Lan bu ne diyeceğim ben? Bunam şimdi. Kanun budur. İş budur. Kim bunu yerine getirecekse budur. Efsane yaptı. Atılar efsane yaptı. İyi, ne yapayım? Sürgün, ölüm. Geldi. Kamsılayım. Kamsılayımlar. Zapalayım. Zapalayımlar. Üstüne istiyorsun sürgün. Düşme. Olmayacak. Ve efsane de ölür. Tahmin et. Bu irade sahibi. Sen bu tarafın ölümünü çocuksun. Onu koyacaksın, onu tabi koyacaksın. Bunun göre de mesela ne? Bilirsiniz bak, bu pisliğe biri ağdı, biri karadı yok. Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Nesimiye o zaman beraber verir. Biz konserli gelsin. Bu kişinin başa düşmedi. Hemen mesela vaktiyle Gazali onun üstünde gelirken Gazali deyip ki hiç kim telesmesin. Kur'an'ı üç gün, dört gün başa düşmüyor olan. Sufi dili başkadır, İmam dili başkadır, alim dili başkadır. Yani büyük alim şerh edilir. Bu, bu başka. İmamlar şerh edilirler. Dini imamlar veyahut deyici Şia imamlar. Bu bir başkası. Sufi edilir. Bu başka. Gazali bunun için üniversiteyi bırakır. Nizami Üniversitesi medresi. Gelir sufi olur. Koşulur cemaata. Sufi niye değil? Dervişi de değil. Sufi değil. Dervişi değil. Ha bu değil. Ne başka şey. Gelir. Tersen diyor ki bu dervişliğinden bir şey. Bunun için çetindir. Gelir tezlerle, sufilikten özünü tercih edin. Tezlerle bunun üniversitede geldim ve tezle başlık dersin. Ona sual verende ki sen akı bunu niye verirdin? Deyir ben istedim görmek bu sufilik nerede? Deyir Necir. Deyir indi ben size danışırım siz başa düşmeyeceğiz. Çünkü gel sufi olasam başa düşmeyeceğiz. Yani budur. Akı biz bu. Yani siz ayrı ayrı müstevi değil. Yani bir sufi mesela şimdi der ki
damdadı, biz üçüncü mərtəbədir, o bizim əmrin qursu, ayrı-ayrı yerlər, müstəvilər var. Dünya baxış, o indi orada günəşi görür bu gün, biz burada pəncərini görürük başqa bir şey. Buna görə də çox gözəl mübahisələrdir, cəmiyyətimiz bunsuz yaşaya bilməyəcək. Yaxın və orta şərdir, din, dövlət və millət bunsuz yaşamır və bu indi formalaşır. Bu söhbətlər həmişə olur. Millət nədir, din nədir, dövlət nədir və həyata baxış. Burada bizim böyüklərimiz vaxtilə yığılda gəlirlər. Nəhəngimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, qoy bayrağı. Türkçülük, çağdaşlıq, din. Götürmüz